Dostlar, yeni bir videomuza da hoş geldiniz. Bu videomuzda yeniden AXE'nin ve SLP'nin teknik analizlerini gerçekleştireceğiz arkadaşlar. İkisinde de e, özellikle AXE'de oldukça şu anda radikal hareketler var sevgili arkadaşlar. E, bunu ilk olarak bilmemiz gerekiyor. E, bu radikal hareketleri bir değerlendireceğiz. E, nedir, ne değildir diye bakacağız arkadaşlar. E, zira e, dediğimiz gibi oldukça önemli pozisyonlar, durumlar var maalesef. Ee, şunu da söylemek lazım. Elbette AXN'in, SLP'nin yatırımcıları iseniz ki ikisi de birbiriyle e, bağlantılı coinler biliyorsunuz. Videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlemenizi sizlere tavsiye ediyorum arkadaşlar. Videoya geçmeden belirtmem gerekiyor ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da yine sizler sorumlusunuz. Ayrıca kanala abone olmanızı ve videoyu da beğenmenizi büyük bir önemle rica ediyorum. Bizler için oldukça mühim. O yüzden lütfen bir saniyenizi ayırıp abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayalım, ihmal etmeyelim. Şimdiden çok 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 teşekkür ediyorum sevgili dostlar. Şimdi AXE'de özellikle önceden nerelerin dikkatini çekmiştik bir bakalım. Demiştik ki şu an bulunduğu pozisyonlar demiştik arkadaşlar. Bakın altına bir sarkma yapmıştı. Özellikle geçtiğimiz zamanlarda 44 pozisyonlarının ve şunu söylemiştik. Yani Ağustos'tan beri ilk defa böylesi bir düşüş yaşadı demiştik arkadaşlar. Ve şunun altını çizmiştik. Hatırlıyorsanız 37.5 pozisyonlarının altını çizmiştik ve ne demiştik? Demiştik ki şayet AX'e 37.5'ların altına düşerse bu düşüş artık derinleşir arkadaşlar. Şimdi 37 buçukların altına an itibariyle düştük. Ve şu anda da şunu söyleyebiliyoruz. Yani Temmuz'dan beri gelen en düşük fiyatları geçen yılın Temmuz'undan beri gelen en düşük fiyatları an itibariyle görmüş bulunuyoruz sevgili dostlar. Ve şunu söylememiz lazım ki şayet bunun da altını çiziyorum tabii ki piyasa genelinde ve Bitcoin'de bir Sürpriz hareket ama bakın sürpriz diyorum beklenen değil bir sürpriz hareket e, gelmez ise AX'e şu an e, en yani Bitcoin'in sabit kaldığı fiyatlarda bile serbest salınım hareketini gerçekleştirecektir arkadaşlar ki e, bu hareket ilk etapta 24.5 25 dolarlara kadar önümüzdeki günlerde sürecektir. Önümüzdeki günlerde 25 dolarlara kadar AXS'de maalesef bir geri çekilme bekliyoruz sevgili dostlar. Bununla birlikte eğer bu pozisyonlar da bizi tutamazsa bu arada 25'leri gördüğünde ee, bir alım noktası olarak değerlendirilebilir. Ama kademeli olmasında fayda var. Çünkü eğer bu noktayı da bırakırsa bu sefer 15 dolarlara kadar dibin dibi diyebileceğimiz pozisyonlara... Maalesef düşüşünü gerçekleştirebilir sevgili dostlar. Bunu da belirtmemiz lazım, söylememiz lazım. 25'lere şu anda zaten sallımını garantiledi diyebilirim. Sürpriz olmazsa. Haricinde o pozisyonda bırakırsa 15'lere gelir. O yüzden 25'ler ve 15'ler bizim alım fırsatı olarak değerlendirebileceğimiz pozisyonlar. Şu anda RSI değerleri 23.7'leri gösteriyor sevgili dostlar. Ee, şunu da söylemek lazım maalesef e, AXE'nin aslında e, bir nasıl diyeyim size dezavantajı küçülen hacim arkadaşlar. Yani e, hacminde gitgide zamanla bir küçülme görüyoruz ki bu da şunu gösteriyor. Yani geçmiş zamanlara oranla AXE hareketleri ağırlaştı arkadaşlar. Yani piyasa düzeldiği zaman AXE düzelir mi? Tabii ki düzelir. Bunu söylemiyorum. Yani fakat e, hareketleri ağır gelecektir hareketleri diğer e, coin'lere göre ağır gelecektir. Yükseliş biraz daha ağır gerçekleşecektir sevgili arkadaşlar. Maalesef. E, SLP kısmına, SLP boyutuna geçtiğimiz zaman SLP'de de e, serbest dalışı şu anda açık açık görüyoruz. Yani SLP'de de e, piyasa kaynaklı ve zaten e, bir AXS projesi sevgili dostlar ve yani projenin ana çarı olan AXS'de böylesi bir Geri çekilme hareketi gördüğümüzde aslında SLP'de nasıl bir durum bekleyebiliriz? Bunu da e, tartışmak lazım yani en nihayetinde ne kadar mantıklı olur. Şimdi geçmiş hareketlerde özellikle Şubat'ta e, tarihi düşüşünü yaptığını görüyoruz ve bu da 2.09'lara kadar olan bir düşüşü bize gösteriyor. Yine SLP'de de arkadaşlar aksi sürprizler gelmediği müddetçe. 2.09'lara kadar bir geri çekilme bekliyoruz ki burası yine bir alım fırsatı olarak bizim karşımıza çıkıyor. Fakat şu anda SLP 2.09'ları görmeye kararlı gibi duruyor sevgili arkadaşlar. Bunu da söylememiz gerekiyor çünkü bu pozisyonlara kadar onu tutabilecek herhangi bir tampon bulunmamakta. RSI değerleri de 26-27'li pozisyonları gösterdiğini buradan görüyoruz Ayrıca şunu da belirtmek lazım e, biliyorsunuz aylık kapanış var ki Bitcoinde de e, günün sonunda bir video atacağım aylık kapanışın olumlu gelmesi gerekiyor arkadaşlar şu an çok önemli bir e, gündeyiz şimdi şöyle saatlik pozisyona baktığımızda bakın önceki yani geçtiğimiz zaman dilimleri özellikle 29 Nisan saat onlara denk geliyor ki maalesef emailli hareketli ortalaması şiddetini negatif yönde arttırmış. Bunu biliyoruz. 4 saatliğe girdiğimizde yine eğimi güçlü olan, yüksek olan bir dead cross'un etkisinde olduğumuzu yine buradan açık bir şekilde görüyoruz. Şimdi günlük pozisyona geri dönelim. 2.09'lara kadar zaten bir sallım beklediğimizden söz ettik. Şimdi bunun altı gelirse burada işler kopuyor arkadaşlar. Yani burada aslında film Kopuyor. Bunu söylemek lazım. E Tabii ki e, bu durumu Fibonacci ile e, çözüme kavuşturulabilir. Fakat e, en nihayetinde bu da garanti sonuçlar vermeyecektir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. 2.09'ların 6 gelirse buradaki artık dalışın tam anlamıyla bir e, sonucunu, ucunu, bucağını bilmemiz güç. Bilmemiz zor sevgili arkadaşlar. E, genel anlamda Durumlar bu şekilde. SLP'de de AXE'de de şu anda bir e, geri çekilme hareketi var. Özellikle AXS e şu anda resmen serbest dalış hareketi e, yapmış bulunuyor arkadaşlar. Ki bununla beraber AXE'deki bu geri çekilme ile birlikte e, SLP'de onun token'ı olarak ciddi şekilde e, sarsıldığını görüyoruz. Durumlar en nihayetinde böyle. Tekniklere de bakıp bu arada bu süreçleri değerlendirmenizi öneririm fiyatları. Şimdi teknik boyuta da bir bakıp devamında videoyu kapatalım. Ne olduğunu biliyoruz ama yine de bakmış olan günlük 15'e 2 sat. 4 saatlik kez aynı şekilde haftalık ona 2 sat. Aylıkta 2'ye 2 al verdiğini buradan açık bir şekilde görüyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi Lütfen e, unutmayalım, ihmal etmeyelim. Hepinize bol kazançlar diliyorum, Hoşçakalın.